Herkese merhaba, ben Sert Açay. Ben Sinem Yay. Bugün Alexander Plus'a doğru gitmeye karar verdik. Berlin'in merkezi olan Alexander Plus'a doğru gidip biraz sosyalleşmeye karar verdik. Çok heyecanlıyım. Yani ben ilk defa sosyalleşeceğim. Sen ara ara yine böyle bir gittin, bir şeyler yaptın sanki, değil mi? Ben gerçi... Ya benim bir de karantina öncesi dönemim var. Sen direkt karantinaya denk geldin. Ben geçenlerde daha önce kiraladığım bisikleti bırakmak için gittim. Sinem'e söyledim, anlattım, dedim artık normale dönmüş birazcık Almanya, yani Berlin en azından. Biz de bir sokaklara çıksak dedik. Bugün öyle bir şey deneyeceğiz. Hazır çıkıyorken de size de sokakların durumunu gösterelim istedim. Önce yürüyeceğiz birazcık, sonra bir trene bineceğiz. Sonra direkt meydandayız. Meydanda görüşürüz. Trenlerde maske takmak zorunlu. O yüzden belli bir süre içinde bizi böyle göreceksiniz. Ama trenden indikten sonra maskeyi çıkartabiliyoruz. Şimdi bizim ofisin önden geçeceğiz. Yeni billboardlar var bizim ofisin. Tam bir Almancı gibi konuştum. Yeni billboardlar var bizim ofisin. Ya şey, Türkçeyi kaybettim. Almanya'da çalışıyordum az önce onda. Kim bilir ne dedi acaba? Ayaklarım mı çalışmıyor dedi. Ben de no dedim. Çok üzüldü. Geldik. Alexander Plus'ta. Evet, geldiğimiz için şu an her milletten insanlar göreceğiz. Tam bir turistik alan zaten. Maske çıkardıktan sonra ilk oksijen çarpmıyor mu? Evet. Ben böyle böyle işte sarhoş olmadan yaşamayı öğrendim. Maske takıp takıp ondan sonra oksijen komasına giriyorum. Berlin'deymişim ben ya, balım. Evet, Berlin'deyiz balım. Aman bilememişim ya. Aşkım acaba neyi protesto ediyorlar? Çok azlar. Gidelim mi desteğe? Balımla duralım orada. Olumu koydum, hemen destek alıyor orada. Gel burada dönüş yapalım beraber. Evet. Biraz kalabalık mı sanki? Çok kalabalık ya. Ve soğuk. Evet. Tam olaylı bir de denk geldik aşkım. Çıkmadık, görüyor musun? Berlin bitmiş. Berlin bitmiş gerçekten. İnanılmaz kalabalık ya. Delirmiş insanlar. Kesinlikle ikinci dalga falan gelir yani. Herkes böyle sokakta olursa kesinlikle bulaşır. Ama biz de sokaktayız. Primark'ı nasıl üzdü? En az 150 kişi vardı, ne dersin? Evet, Primark'ta 150 kişilik bir sıra vardı. Beklenmez yani. Çıldırmışlar ya. İnsanlar demek ki normal hayatına döndü. Yani hafta içi gerçekten çalışıyorlar. O yüzden de bu cumartesi gününe ihtiyaçları var. Çılgınlık ya. Şimdi insanlar sıra bekliyor ve bunu yaparken de mesafe kuralına uymuşlar birazcık. Baksana, arada mesafe var. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 desek, 30, 40, 50, 60, 80, var 100 kişi falan var sırada yani. İnanılmaz. Benim için TK Maxx. Nedir kendisi? TK Maxx nedir? Şey, boyner gibi bir şey işte. Bir insanların sence acil bu kadar neyi var yani? Gerçekten inanılmaz. Ay şöyle bir şey istiyorum.
dışarıda oturmalı, kahve içebileceğimiz bir kafe. Ha, Vapiano kapandı değil mi? Evet. Şey mi peki? Starbucks gibi bir şey mi yoksa? Üçüncü yani, nesil kahveci mi istiyorsun? Evet, daha böyle Starbucks olmasa. Görüştük ya Starbucks. Ya Coffee Fellow ya da Einstein falan var buralarda. Coffee Fellow şurada kaldı sanki. Evet. Şimdi bildiğiniz üzere Berlin'de kulüpler ve barlar kapatıldı. Ama insanlar buna da bir çözüm bulmuşlar. Hemen gösteriyorum. Ne düşünüyorsun? İnsanlar eğleniyor. Evet ya, hoşuma gitti. Vallahi güzel. Şimdi yabancı memlekette olduğunu hissettin mi bugün biraz? Evet, bugün hissettim. Bugün hava biraz kapalı olmadı, biraz daha açık olsa daha iyi olacak. Çok rüzgarlı ve... Benim için iyi çünkü ben afakanlar bakıyorum. Hamile afakanları. Karşıda coffee house'lar var. Sen gidelim. Polis kontrolünde bir şeyler geçiyor. Polis de kamerayı çekiyor. Onun içinde yaşamak çok zor ya, yazık. Daha önce at maskesi takmış. Daha önce at maskesi takmış birisinin. Aynen. Geliyorlar buraya doğru. Ya sen Türkiye'den geldin, buradakileri mi korkutuyorsun? Ne yapıyorsun balım? Böyle. Çete ya. Ben yapılan anons şey gibi değil mi aşkım? Lokma döküyorlarmış da. Dua. Şunun üzerine dua ediyor. Aynen. Ürkü çıkmış. Neydi? Gören ilçesi. Ahmet Sultan Mahallesi. Altınlık'ta yapılan ölüm anonsları. Ha, ölüm anonsları gibi, evet evet. Küçük perdelerde öyle anons ediyorlar ya. Kim bilir adamların derdi ne acaba? Bak adamlar olaysız olaysız sakin sakin toplanıyorlar. Bisikletliler de var, toplanmışlar. Neyse, dertleri anlatıyorlar herhalde. Birileri de dinliyor inşallah işte, yani o kadar. Şimdi Alexandropoulos'un kalabalığından, şehrin hayhuyundan kendimizi arka sokaklara attık. Çok alışmışız insanla, biraz fazla geldi. Bayağı fazla geldi. Çok kalabalık, çok insan ya. Bir de şey de fark ediyor, bizim mahalle de biraz sakinmiş yani aslında. En kalabalık hali bile sakin yani. Yine pazar bulduk kendimize, bak iyi oldu. Aa, pazar var aşkım. Şu ne sence? Ha, makarna o. Şu minze büyük ihtimalle nane. Evet. Ne dersin? Okay, you have an hour. Danke, bitte, ciao. Okay, so to go. Tamam. Merhaba.
ıspanak peynir, kıyma, kabak ve domates. Yeah, what is the sauce? Kroyka. Hadi gene iyisin. Gözlemeni iyi buldun. Evet, bayağıdır böyle bir şeyler istiyordum. Şu yedikleri şey ne? Kuzular, evet. Güzel mi? Çok güzel. Ispanaklı gözleme. Abla da Türk çıktı. Balımı beğendiler. Aynen. Gözleme yazmışlar eşek kadar zaten. Ama şey enteresandı. Vegan hamburger. Evet. Ekmek şey. Arası mücver satıyorlar. Ama ekmek arası. Bu arada gözleme burada gözleme diye geçiyor. Ha. Evet. Aynı döner gibi gözleme de bir Türk ürünü olarak satılıyor burada. Ama içine hep salata ve sos koyuyorlar. Her zamanki gibi. Yani illa ki Almanlaştırıyorlar. Şey döner de öyle ya burada. Hemen sos ve salata koyuyorlar. Nasıl bir yerde olduğumuzu çekeyim. Şöyle bir yerdeyiz. Cumartesi ve Perşembe mi dedim? Evet. Gözlemeni de yedin. Senden mutlusu yok şu anda. Bugün nasıl bir gündü? Seni tatmin etti mi? Çok güzel. Gözleme yemeseydik, sorsaydım. Yani sıradan bir gün. Değişiklik oldu. İnsanları gördük. İnsanları çok özlemediğimizi fark ettik falan derdim. Evet. Ama gözleme yedikten sonra öf. Çok kalabalıktı işte. Ya bir de yani merkez çok fena. Evet. Şimdi bu sokak bir durak ötesi Alexandra Plus'ı. Yürüyerek gelebiliyorsun. İyiydi burası yani gene. Kesinlikle. Şimdi ne yapıyoruz? Trene binip eve dönüyor muyuz? Trene biniyoruz, evimize dönüyoruz. Benim tuvaletim de geldi. Uzun bir sürede zaten. Çıkmak istemeyiz herhalde bir kat. Tam Avrupa usulü bar ya. Evet. Herkes balımı çok tatlı oluyor. Balım şu an kucakta gezdiği için şöyle. Herkes agucuk mugucuk yapıp böyle uzaktan sevdi balım yani. Evet. Bu arada her restoran açık değil. Evet, bazıları açmamış. Acaba neye göre karar veriyorlar? İş yapmayacağını düşünüyorsa açmıyordur adam. Evet. Haklı da yani. Değmez. Balım, ne düşünüyorsun? Yolcu uzaklıkta. Uzanmıyorum. Nächste Station, Janowitzbrücke. Übergang zur Familie 8. Achtung, Türen öffnen automatisch. Ya. Yoruldun mu sen? Ne kapacak da gittin mi ya? Nazlı ya.